Hazırlığındayken son anda yakalanan bombacı teröriste kendisine yardım ve yataklık eden iki zanlının emniyetteki sorguları tamamlandı. Adliyeye sevk edilen bombacının mahkemedeki ifade verme işlemi devam ediyor. Bomba imha ekipleri örgütün kanlı eylemi gerçekleştirmek için çift düzenekli bomba hazırladığını belirledi. Irak'ın kuzeyinde bomba eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye giren terör örgütü PKK üyesi 27 yaşındaki Bülent Ö, İstanbul'da kanlı bir eyleme imza atacaktı. Sırtında bomba yüklü çantayla Mecidiyeköy metro istasyonuna girmeyi hedefleyen bombacı, İstanbul polisinin zamanında müdahalesiyle son anda etkisiz hale getirilmişti. Açın! İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bombacı teröristi hayatı pahasına etkisiz hale getiren bomba imha uzmanı polisi teşekkürname ve 10 maaş ikramiye ile ödüllendirdi. 4 gündür emniyete sorgulanan bombacı terörist ve kendisine yardım eden diğer iki zanlı ise emniyetteki işlemlerinden sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Teslim olmuyor. Zanlı emniyette susma hakkını kullandı. Ancak çantasında ve kaldığı yerlerde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler aslında ne denli büyük bir tehlikenin ucuz atlatıldığını gözler önüne serdi. Polisin bir evi baskınında 3,5 kilo A4 plastik patlayıcı, 3 elektrikli kapsül, 1 bomba düzeneği, boru tipi bomba yapımında kullanılan 4 bomba dış kalıbıyla saniyeli fitil ele geçirilen malzemelerin arasındaydı. Çantadaki patlayıcı ve düzeneklerle 5 bomba daha yapılabileceği belirtildi. Bombacı Bülent Öztürk'ün çantasındaki 2 kilo A4 plastik patlayıcının buton ve cep telefonu sinyali olmak üzere çift düzenekli olarak patlatılmaya hazırlandığı tespit edildi. Ayrıca uzmanlar bombanın daha tesirli olması için patlayıcı arasında 400 adet çelik pilye yerleştirildiğini tespit etti. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Bülent Öztürk ve kendisine yardım ve yataklık eden Şihabettin D. ve Zerrin A. savcı tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.